Soruyor ya Resulallah, seni nerede bulacağım? Diyor ki Sırat Köprüsü'nün başında gel, beni bulursun. Diyor ki Sırat Köprüsü'nde bulamazsam nereye bakayım? Diyor ki mizanda gel, orada bulursun. Diyor mizanda gelip bulamazsam nereye bakayım? Havzu Kevser'in başına gel, orada bulursun. Ne işi var? Geçmişi bağışlanmış, günahsız, masum, hemen cennete direkt gidebilir, en yüksek makama erişebilir, dünyada zaten neler çekti. Ama yok. Bir tane ümmetini ateşte bırakmamak için. Havzu Kevser'den kovulanlar var. Havzu Kevser bir aylık yolda mesafede atlı koşturur etrafında. Suyu sütten beyaz, baldan tatlı. Kardan soğuk, köpükten yumuşak. Bir kere içen ebedi susamayacak. Allah'ım nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elinden içirecek. Dört halife dört köşesinde içirecek. Ama bazıları gelecekler, melekler onları kovacak. Yabancı develeri havuzdan kovdukları gibi sudan. O zaman acıyacak onlara da. Onlar da benim ümmetlerim. Bırakın gelsinler içireyim. Diyecekler ki Mevla izin vermiyor. Bunlar senin ardından senin sünnetini bozdular. O senin sünnetini bozdular dedikleri de yine bizim demin anladığımız gibi hani misvaksız abdest aldı, sarıksız namaz kıldı gibi sünnetler değil. Ya onlar da tabii fazileti kaçırır ama senin sünnetini bozdular demek, reform yaptılar dinde, başka mezhepler çıkarttılar. Ehli sünnetten çıktılar demek. Cemaatin itikadından ayrıldılar. Kimisi kaderi inkar etti, kimisi Allah'ın sıfatlarını inkar etti, kimisi isimlerini. İşte efendim şimdiki de işte birçok alın yazısını inkar eden efendim kimseler gibi onları kovacak. Onlara da ne kadar üzülüyor, kovmayın onları da içireyim diye. Ama içirtmiyorlar. Havzu Kevser'de duruyor, bir ümmetim gelirse ona elimden içireyim. Sırat'ta duruyor, bir ümmetim tökezlenirse cehenneme düşmesin, elinden tutup kaldırayım, cennete geçireyim. Mizanda duruyor, cevap günah tartılıyor, cevapta hafiflik olursa günah tarafı bir ağır bile gelse cehenneme giriyor adam, orada sevap tarafına bir şefaat bir şey koyabilir miyim fazladan? Devreye girip de onun mizanında sevabını ağır getireyim. Bizi böyle düşünüyorum, böyle acıyorum. Yani hayatındaki bütün hadis-i şeriflere bakarsanız, en kabul dua anında, dualarının müstecap olduğu anda, Allah Teala ne istersen vereceğim buyurdu. Her meselede mutlaka ümmetim demiştir yani. Mutlaka. Miraç gecesinde, Mevla ile halvetlerinde, Mevla ile görüşmelerinde hep ümmetimi isterim, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim. Allah Teala da şu müjdeyi de verelim size. Ya Muhammedu inna senurdike fi ümmetike ve la nesu'uk. Ümmetin hakkında çok telaş ediyorsun. Sana iman eden, sana uyanlar hakkında çok üzülme. Seni ümmetin hakkında üzmeyeceğim, razı edeceğim diye. O zaman bize büyük müjde var ki cennete, biz cennete girmeden evvel onu asla rahat etmeyecek. Mevla da onu rahat etmeden söz veriyor, bırakmayacak. O halde inşallah cennetlik oluruz ama sonumuz cennetlik olmak başka, ilk girenlerle girmek başka. Ne lüzumu var azaba girmek, ne lüzumu var cehennemi görmek, ne lüzum var Allah'ın gazabına uğrama. Şurada birkaç günlük nefes, ömür, hayat kaldı. Allah'ın dinin, İslam'ın, Kur'an'ın yolu üzere gidelim ya. Beş paralık şehvetleri, keyifler bırakalım. Helalından evlenmek serbest, helalından yemek serbest, helalından içmek serbest. Allah bize bu kadar lezzetli şeyleri, zevkleri helal etti. Meşru daireler çizdi, sünnet seniyeler meşru etti. Bunlar neyimize yetmiyor kardeşim, neyimize yetmiyor? İlla kaşınmanın, ben biraz cehennemi göreceğim demenin ne manası var? Bu mübarek Mevlid ayı hürmetine Rabbim Habibine bağışlasın. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.